Çok pınarlıydı'nın eteklerinde zeytincilikle uğraşan kadim bir halk yaşar. İçlerinden bir grup yurttaş en nadide zeytinlerini suların ötesine sunma gayesindedir. Kalasları doğrayalım. Sivri tuncumuzla ve onları at arabalarımıza yükleyip sahile ulaştıralım. Atların ciğerleri patlasa, toynakları aşınsa ve belleri çökmeye yüz tutsa dahi onları sahile ulaştıralım. Ben Gargoros'a varayım, adostlar. Bulutları devşiren Zeus bileklerimize güç katsın diye. O kalasları indirmeye ancak Herakles kuvveti lazım. Değil atlar, şu dağlarda bir başına dolaşan ayılar yüklense dahi indiremezler aşağı. İhtiyarın söze girmesiyle alevlenen diyalog yatıştığında herkes işinin başındayken bir tembel akarsuyun kenarında suyu izliyordu. Şiddetli bir rüzgarın esmesiyle gölgesinde oturduğu ul çınarın kuru dalı havaya savruldu. Su perileri uçarak dalı aldı, suya götürdü. Bu anı hayretle izleyen tembel hızla oturduğu yerden kalkıp yurttaşlarına seslendi. Şu su perilerinin yaptığına bakın. Bu giden yalnız bir dal değil. Bizim yegane amacımızdır. İçlerinden en zekisi akarsuyun başına toplanarak sudaki engelleri ve suyun şiddetini tayin etti. İçlerinden en güçlüleri sarılarak Tunca 10 insan boyu ağaçları devirdi ve en tembelin gördüğü su perilere el ele verip kalasları sahile ulaştırdı. Artık uzak diyarlara doğru yola çıkan zeytinler en maharetli ustaların elinde vücut bulacaktı. Zeytinler zeytinyağı oldu ve sandallar da evlerine doğru kürek çekti. Eve döndüğünde içinde parlak cevherler ve tahıllar vardı. Suyun gücü Herakles'i yendi.